Değerli basın emekçileri, değerli meslektaşlarımız, ekranları başında bizi izleyen izleyiciler, hepinizi Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası adına saygıyla selamlıyorum. Bugün kamuoyunda yeni doğan yoğun bakımlarındaki çete kurma ile suçlanan suç örgütünün davasının başlaması ile ilgili bir ortak basın toplantısı düzenlemek istedik bugün. Aramızda Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doktor Pınar Sahip ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Osman Küçük Osmanoğlu var. Bu dava sürecinin başlamasıyla beraber yoğunca tabii ki de basında da gündem olmakta. Aynı zamanda mahkeme süreci de hızla ilerlemekte. Biz de bu sürece dair değerlendirmelerimizi hem Türk Tabipleri Birliği hem de İstanbul Tabip Odası olarak kamuoyuyla paylaşmak istedik. Ben çok sözü uzatmadan konuşmacılara vermek isterim sözü. Öncelikle Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Doktor Pınar Sahip'e vermek isterim. Buyurun. Değerli basın emekçileri, değerli meslektaşlarımız ve değerli halkımız, biz Türk Tabipleri Birliği olarak dönem dönem bu süreci çok yakından izlediğimiz için sizleri aydınlatacak basın toplantıları düzenliyoruz. Öncelikle bugün 19 Kasım Aynur Dağdemir Samsun'da bir sekreterini erkek şiddetinden korumak isterken öldürülen, sağlık ortamında öldürülen Aynur Dağdemir'i anarak başlamak ve sağlık ortamından şiddetin uzak olduğu, güvenli koşulların sağlandığı bir ortam istediğimizi belirterek başlamak istiyorum. Bugün ikinci günüydü davanın. Özellikle bu sağlıkta ticarileşme, ticarileşen çetelerin varlığı ve yeni doğanlarla ortaya çıkan bu olay bütün hekimleri çok üzmüştür. Özellikle mesleğini onurlu bir şekilde yapan hekimleri ve Türk Tabipleri Birliği'nin bünyesinde olan tüm meslektaşlarımızı derinden yaralamıştır. Ve bizler hekimler olarak ailelerin ve mağdur olan ailelerin ve bebeklerin yanında olduğumuzu her fırsatta özellikle yineliyoruz. Biz tabii ki bu olayda bu konulara neden olan tüm sistemin içinde çalışan yetkililerin, sağlık müdürlüğünün, bu konuyla ilişkili olan her türlü sağlık çalışanının en ağır cezayı alması için çok yakından takipçisi olacağız ve yetkililerin de sorumluluklarını yerine getirmedikleri için sürecin en yakından takipçisi olacağız. Bugün mahkemedeydik, oradan da izlemeye devam ettik süreci ve özellikle Türk Tabipleri Birliği'nin yıllardır öne sürdüğü bu performans sisteminin, sağlıkta ticarileşmenin ne yazık ki bunlara sebep olabileceğini, niteliksiz bir sağlık hizmetine ve maalesef şu anda can kaybına neden olmuş niteliksiz sağlık sisteminin bir sistem sorunu olduğunu ve bu türlü bir sağlıkta dönüşüm programından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini defalarca belirtmiştik. Maalesef bataklık var ve bu bataklığı kurutmadan, yani sağlık sisteminde değişiklik yapmadan bundan kurtulamayacağız. SGK'nın bütün varlığını özellikle özel sektöre, ticari çetelere doğru kaydırmış olması maalesef bu sürecin en büyük sorumlularından biridir. Bunun çok yakın takipçisi olacağız. Türk Tabipleri Birliği olarak bilim insanlarından, uzmanlık derneklerinden, hukukçularımızdan bir izleme kurulu oluşturduk ve bu olayı çok yakından takip etmekteyiz. Ve gereken her şeyi yapılacağından emin olabilirsiniz. Mesleğimizin onurunu kirletenlere de izin vermeyeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi konu hakkında görüşlerini açıklaması için İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Osman Küçük Osmanoğlu'na sözü veriyorum. Merhabalar. Değerli basın emekçileri, sevgili halkımız, değerli meslektaşlarım. Gündemde olan dava dün görülmeye başlandı. Dün çok kalabalık ve gerilimli bir ortam altında başlayan mahkemenin bugün ikinci günüydü.
Biz bugün mahkeme salonuna da girdik ve davanın seyrini kısa bir sürede izledik ama hukuk büromuz davayı takip etmeye devam ediyor. Aslında gündemde olan bu durum bir çetenin yargılanması olarak yansıdı. Evet, burada suçlu kişiler var ve iddianamede güçlü kanıtlar var ve ağır bir suç var. Tabii ihmal yoluyla da olsa kasten adam öldürmek suçlaması çok ağır bir suçlama. Bunun muhataplarının adil bir şekilde yargılanıp cezalarını alması öncelikli temennimiz. Ancak ortada bir sistem sorunu olduğunu tartışmak için bugünlerde yoğun bir kamuoyu oluştu ve bunun sonuçlandırılması lazım. Yani bu piyasacı sağlık sistemi adı verdiğimiz sistem buna neden olan bir bataklık olarak görünüyor. Elbette ki sistemin kötü olması kişilere suç işleme özgürlüğü vermiyor. Bir hekimin önce zarar verme ilkesini ihlal ederek hastasına zarar vermeyi düşünecek bir pozisyona gelmesi ne olursa olsun kabul edilir bir durum değil. Bu bizim öncelikle meslek onurumuzu zedeleyen bir durumdur. Ve biz bunun tabii Türk Tabipler Birliği disiplin yönetmeliğine göre bu hekim olan kişiler hakkında, bunlar arasında hekimler var ama hekim olmayan kişiler de var ama hekim olan kişiler hakkında meslekten men cezasına varan cezaları içeren bir disiplin soruşturması da başlatmış durumdayız. Bunun da sonucu görülecek ama öncelikle bu ceza davası boyunca kamuoyu gündeminde bu süreç devam edecek. Tabii biz burada piyasacı sağlık sistemi diyoruz, sağlıkta dönüşüm diyoruz ama ben çok kısaca bahsetmek istiyorum. Bu Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası adı altında. Tabii bu Genel Sağlık Sigortası dediğimiz sistem asgari ücretin 1/3'ünden daha fazla geliri olan, yani 17 bin liranın 1/3'ünden daha fazla geliri olan herkesin zorunlu olarak prim ödemesini öngören bir sistem. Bu parayı toplayan kurum daha sonra bu topladığı paralarla tırnak içinde hizmet satın alıyor. Yani sağlık bir ticari meta olarak görülüyor. Hizmeti kimden satın alıyor? Kamudan ve özelden satın alıyor. Kamu kurumları da bir işletme, döner sermaye işletmeleri aracılığıyla bu hizmeti satıyor. Ama özel hastaneler bu hizmet karşılığında ilave ücret de alma durumundalar. Bu ilave ücret yasadan kaynaklanan ama şöyle tabii başlangıçta bir büyük bir vatandaşa hani elma şekeri gibi yutturulan küçük bir fark ödeyerek özel hastanelere de gidebileceksiniz propagandasıyla başlayan bu sistem bugün artık içinden çıkılmaz bir duruma gelmiştir ve ağır bir vatandaşın sırtına yük oluşturmuştur. Ve buna neden olan şey de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun özel hastanelerden satın aldığı hizmettir. Yani özel hastaneden hizmet satın alıyor ama vatandaş buraya ayrıca ilave ücret ödeyerek bu hizmete ancak ulaşabiliyor. Günümüzde özel hastanelerin özellikle İstanbul'da nitelikli sağlık hizmeti dediğimiz, nitelikli yatak sayısı dediğimiz istatistiklere baktığınızda yarısından fazlasını oluşturduğunu görüyoruz. Yani bu ufak tefek hani kamunun ulaşamadığı yerleri özel sektör doldursun diye güzellemeyle anlatılan şey aslında yarısından fazlası olmuş durumda ve bu nitelikli sağlık hizmeti ve nitelikli yataklar arasında yeni doğan yoğun bakımları da var. Yeni doğan yoğun bakım yataklarının yarısından fazlası özel sektörün elinde. Yani bunların kamunun elinde olması gerekirken, kamunun buraya güçlü yatırımlar yapması gerekirken buralara yatırım yapmayıp bunların hizmet satın alma yoluyla tırnak içinde ucuza mal edilebileceğini düşünmesi gerçekten çok üzücüdür. Bu sistem yani bize başlangıçta şöyle anlatılmıştı. 1980'lerde bu özelleştirmeler başlarken biz hani bu işte Sümer Bank'ı, şurayı, Eti Bank'ı falan filan satalım. Buradan gelen gelirle eğitim ve sağlığa daha çok pay ayıralım, kamu hizmetini iyileştirelim diye söylenmişti. Öyle olmadığını gördük. Hizmetlerin hem eğitimin hem sağlığın özel sektörün elinde ne hale geldiğini gördük. Sağlıktaki durum bugün gerçekten işler acısı. Bir yandan da tabii kamuda da söyledik bu performans sistemiyle oradan da tırnak içinde döner sermayeye yoluyla bir miktar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aktarma yapılıyor ama bu da yine sağlık hizmetini bozan bir durum. Çünkü orada da sonuçta bir hizmet alıp satımı, bir mal alım satımı gibi görüldüğünde arz talep meselesi daha çok arzla, daha çok taleple bunu karşılamak mümkün olmuyor. İşte 2 dakikaya düşen muayene süreleriyle vatandaşlar kamudan yeterince hizmet satın alamadığı için özel hastanelere zorunlu olarak başvuruyor. Burada da zaten iddianamede çok açıkça belirtiliyor.
kamuoyunun gözleri önünde. Yani kamu hastanelerinde yer olmadığı için bu kişilerin özel hastaneye sevkleri yapılıyor. Bunların tabii belli özel hastanelere bu çetenin yoğunlaştığı ve buraların işletmelerini üstlendiği gibi basına anlatıldı ama bu da aslında yasa dışı bir durum. Çünkü hastanelerin, özel hastanelerin bir kısmının başka bir şirket tarafından işletilmesi yönetmeliklere aykırı. Bakanlık bunu söylüyor. Sanki hani bu bizim suçumuz değil, aslında ortada böyle bir şey yokmuş gibi, ama iddianamede çok açıkça ve bu belirtilmiş. Bu kişiler işte danışmanlık hizmeti adı altında buralarda bir işletme yürüttükleri görülüyor ve tabii ki kar amacıyla. Yani dün ilk ifade vermeye başlayan sanın ifadesinde de görüldü. Deniyor ki işte daha çok hasta yatırın, işte alınan komisyonlardan bahsediyor. Bunların hepsi aslında tabloyu açıklıkla göz önüne seriyor. Gerçekten bu sistemin bu şekilde yürümesi mümkün değil. Yani bugün bu çete, yarın öbür çete, sağlığın diğer alanlarında da aynı şeylerin olduğunu, oluştuğunu görmek lazım. Tabii bir de işin siyasi boyutunu da göz önüne almak lazım. Siyasilerin buradaki sorumluluğu bu yasaları çıkarmak dışında, aynı zamanda da denetimle ilgili eksiklikleri de söz konusu. Bunun yeterince denetim yapılmadığı görülüyor. Bugün sanık şöyle söylüyordu: biz hep aynı şeyleri yapıyoruz ve denetimlerden geçiyorduk diyor. Yani bu yıllarda bu aynı denetimler yapılıyor ve bunlardan geçtiğini söylüyor. Sonuç olarak olay çok boyutlu ama geldiği, dayandığı nokta bir piyasacı sağlık sistemi dediğimiz sistemin ortaya çıkardığı durum. Ve bunu bizim toplumun hani büyük oranda yani görmemiş değil. Vatandaş zaten bundan şikayet ediyor. Yani bir randevu bulamamaktan şikayet ediyor. Defalarca hastaneye gidip gelmekten şikayet ediyor. Sonuç alamamaktan şikayet ediyor. Özel hastanede ödediği ücretlerden, aldığı hizmetin kötülüğünden bahsediyor. Bunların hepsi bu sistemin işlemediğinin bir göstergesi. Hani sağlık hizmetlerinde yeniden bir organizasyon yapılması gerekli. Birinci temel tabii finansmandan başlayarak genel bütçeden finanse edilen bir sağlık sistemi ve hizmetin kamu eliyle sunulduğu, yani finansmanın ayrı, hizmet sunumunun ayrı şekilde değil de birleştirilmiş bir şekilde kamu tarafından sunulduğu bir sağlık sistemi mümkün. Herkese eşit ulaşılabilir, nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak için ülkenin kaynakları yeterlidir. Yeter ki bu hedeflensin ve istensin diyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben şey alayım olmadı. Konuşmacılarımız da belirtti. Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası işte sağlıkta dönüşüm programı işte 20 yıldan uzun süredir uygulanmakta. En başından beri sürecin aslında hep bu tekil vakaların sistemin bir sonucu olarak ortaya çıktığını defalarca gündeme getirmişti. Ne yazık ki bu şekilde vahim bir olayla bu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Bugün de zaten bunun için buradayız ve bu basın toplantısını da başlığını atarken de sadece çetenin değil, bu piyasacı sağlık sisteminin, sağlıkla dönüşüm programının da Bakırköy'de Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor olduğunu söyledik. Bu görüşlerimizi kısaca ele aldığımız basın açıklamamızda ben okumak isterim. Basına ve kamuoyuna: çete ile birlikte piyasacı sağlık sistemi de yargılanıyor. Sağlık haktır, satılamaz. Yeni doğan yoğun bakımlarında para için bebeklerin canlarını hiçe sayan çetenin dava duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. İstanbul Tabip Odası olarak biz de olayda adı geçen doktorlar hakkında Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği uyarınca resen soruşturma başlatmıştık. Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası olarak duruşmaları yakından takip ediyoruz. Bu davada haklarında suç işlediklerine dair kuvvetli kanıtlar bulunan 47 sanık yargılanıyor. Oysa olayın esas faili konumunda olan piyasacı sağlık sisteminin yargılanması ise mahkemelerde değil, bugün burada olduğu gibi halkın vicdanında yapılıyor. Bu piyasacı sağlık sistemini değiştirecek güç kuşkusuz halkın iradesidir. Olay duyulduğu andan itibaren yeni Sağlık Bakanı, eski İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu başta olmak üzere iktidarın sözcüleri, Türkiye tarihinin muhtemelen bu en büyük sağlık skandalını ısrarla münferit bir olay olarak niteledi. Mahkeme heyeti de böyle düşünmüş olmalı ki hiç kimsenin ve kurumun davaya müdahillik talebini kabul etmedi. Öyle ya, ne müdahilliği? Yorgan gitti, kavga bitti.
Bu skandal olay birkaç nedenden ötürü münferit olarak kabul edilemez. Birincisi, çete üyeleri SGK'nın özel hastanelere geri ödeme sistemini kullanarak çıkar sağlamıştır. SGK'nın özel hastanelerden hizmet satın alma ölçeği ve şekli aynen devam etmektedir. Dolayısıyla bugün de bu sistem kötü niyetli olarak kullanılabilir, hatta şu an da kullanılıyor olabilir. İkincisi, çete üyeleri sağlık sisteminin çok farklı noktalarına yuvalanarak bu çarkı döndürmüşlerdir. Tüm ayrıntılarıyla henüz açığa çıkmayan, belki de çok üst düzey yöneticilere kadar giden bir ağı kullanmışlardır. Yalnızca 47 kişinin sistemi tam süresi net olmamakla birlikte yıllarca fark edilmeden istismar edebildiğini düşünmek için saf olmak gerekir. Bir rüşvet ağının olma ihtimali de yüksektir. Üçüncüsü, belki de en önemlisi, tüm bu skandal olayların gerçekleştirilme motivasyonu daha fazla para kazanmak, daha fazla kar elde etmektir. 20 yıl yarımdan fazladır iktidarın uyguladığı ve sağlıkta piyasalaştırmayı hedefleyen sağlıkta dönüşüm programı, sağlığı alınan satılan bir mal haline getirmiştir. Sağlıkta dönüşüm programından da vazgeçilmiş değildir. Teşhis yanlış olunca tedavinin de yanlış olması normaldir. İktidar, sağlığın piyasalaştırmasını bırakalım sorun olarak görmeyi, çözüm olarak bizlere dayatmaktadır. En güncel örnek, aile hekimliği sistemi için yakın zaman önce çıkarılan, bizim eziyet yönetmeni olarak adlandırdığımız yönetmeliktir. Birinci basamak sağlık sistemini güçlendireceğim diyen Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun güçlendirmeden anladığı, aile hekimliğine performans sistemini getirip, türlü formülleri ve şeytanın pabucunu ters giydirecek mekanizmaları kullanıp, aile hekimlerinin ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık emekçilerinin emeklerini gasp etmekmiş. Bu yolla halkın ASM'lerden aldığı sağlık hizmetini de daha da aşağı çekmekmiş. Sürecin en başından beri Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası olarak bu vahim olayın yalnızca bir çete meselesiyle sınırlanamayacağını, böyle bir çetenin oluşmasını ve bu skandalı gerçekleştirmesini sağlayanın piyasalaşmış sağlık sistemi olduğunu vurguladık. Ancak iktidar, üç maymun oynamaya, yarattığı bu ucube sağlık sistemini aklamaya, sistemin sorgulanmasını engellemeye çalışıyor. Oysa mızrak çuvala sığmıyor. TTB Merkez Konseyi'nin ve İstanbul Tabip Odası'nda yer aldığı pek çok tabip odasında imzaladığı ortak bildiride bu skandal olaya dair öneri ve taleplerimizi şu şekilde sıralamıştık. Olaydan doğrudan etkilenen ailelere ve adı geçen hastanelerde bebekleri takip edilmiş olan tüm ailelere gerekli açıklamalar yapılmalı, ihtiyaç duydukları her türlü destek sağlanmalıdır. Gerekli denetimleri yapmayarak vahim sonuçlara neden olan kamu yetkilileri gereğini yapmalı, kanun önünde hesap vermelidir. Olaya karıştığı için kapatılan hastaneler kamuya devredilerek tekrar açılmalı, burada çalışan meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının hakları korunmalıdır. Tüm ülkedeki 112 kayıtları geriye dönük incelenerek benzer çetelerin varlığı araştırılmalıdır. Mecliste araştırma komisyonu kurulmalı ve konu tüm yönleriyle araştırılmalıdır. Konuyla ilgili tüm yasal ve idari süreçler açık ve şeffaf şekilde yürütülmelidir. Sağlıkta dönüşüm programından, sağlığın ticaretleştirilmesinden, hizmet alımından ve taşeronlaştırılmasından derhal vazgeçilerek sağlıklı sermaye çetelerinin varlığına son verilmelidir. Bu taleplerimiz hala geçerli olmakla birlikte hiçbir iktidar tarafından karşılanmış değil. Bizler bu taleplerimizin takipçisi olacağız. Davada yargılanan ve bu olaya karışmış kim varsa en ağır cezaları alması ise elbette temennimiz. Sağlıkta dönüşüm programı devam ettikçe, sağlık bir hak olarak değil de kâr etmek için sunuldukça ne yazık ki bu son skandal olmayacak. Bu nedenle gözü doymaz sermayedarların ve iktidarlarının bilerek ve isteyerek tercih ettiği paracı, çeteci sağlık sistemine karşı çıkmaya, sağlığın tartışmasız bir hak olduğu, çocukların aç kalmadığı, bebeklerin yoksulluktan ölmediği bir sağlık sistemi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sağlık haktır, satılamaz. Sağlıkta ticaret ölüm demektir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu. Söz varsa ek söz. Tabii buyurun. Tabii burada olayın bir sonucu da hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bu konuda düşünceleri, hisleri, işi yapan kişilerin yanında emeğiyle geçinen ve bu işi onuruyla yapan tüm sağlık emekçileri de bu olaydan gerçekten etkilendiler ve üzüntü içindeler. Ancak bunun karşılığında yapılan her sağlık hizmeti konusunda ortaya çıkan bazı komplikasyonlar nedeniyle de tüm sağlık çalışanlarının töhmet altında kalması gerçekten üzücü bir durumdur. Özellikle yoğun bakımlarda, yeni doğan yoğun bakımlarında
acillerde özveriyle çalışan meslektaşlarımızın bu konudan büyük üzüntü duyduğunu ve töhmet altında bırakılmaktan dolayı üzüldüklerini de ben ayrıca belirtmek isterim. Teşekkürler. Teşekkür.